Sayın Bakanım, buradayız efendim. Buradayız efendim. Sağ olun. Arkadaşlar çekilin mi? Eylül'de başlamış olduğumuz eğitim öğretim yılına bugün itibariyle 2 haftalık ara veriyoruz. Hakikaten 1,5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi kutluyoruz. Hakikaten öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri bu 850 bin sınıfımızdan, dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca %1'in altında gerçekleşmesinde çok büyük katkısı oldu. Onun için biz bugün her ne kadar karneler dağıtılmış olsa da karnelerde zayıf notlar olan öğrencilerimiz olsa da biz bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz. Onun için tüm öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tabii bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Hakikaten her gün maskelerle ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşılanma oranları Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi kıta Avrupa'sında, dünyada haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldular. Onun için ben öğretmenlerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından, emeklerinden dolayı hem okullarda kuralların uygulanmasında göstermiş oldukları titizlikten dolayı hem de aşılanma oranıyla toplumdaki salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek tüm topluma örnek oldukları için hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu eşgüdümlü bir şekilde sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde çok büyük katkı verdiler. Ben Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bilim Kurulu'na da hasreten teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizden biliyorsunuz bir istirhamımız olmuştu. Bu 2 haftalık yarı yıl tatilinde öğrencilerimize ödev verilmemesi yönünde öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermediler. Ama ben bugün karne dağıtırken de söylediğim gibi öğrencilerimize bir ödev veriyorum. O da her öğrencimizin, 18 milyon öğrencimizin bu 2 haftalık yarı yıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kütüphane yaptırdık. Yani 2 ay gibi kısa bir sürede 16.361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkarttık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarı yıl tatilinde en az bir tane kitap okumalarını özellikle istirham ediyorum. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz biliyorsunuz bu süreçte bir bilimsel verilerle bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.